Karetta Ekolojik Ahval, ekolojik perspektifinden konular ve konuklar. Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akuş. Bu program kültürhane ve saha derneği işbirliği ile hazırlanmaktadır. Karetta'ya, kültürhaneye, saha derneğine ve NİDE'ye hoş geldiniz. Bu hafta NİDE'deyim ama ben NİDE'deyim. Konuğum ise İzmir'de. Bu hafta İzmir'e ozanıyoruz. Doğan'ın özü sergisinin ressamı Gökçe Sümerkan konuğumuz. Hemen tanıştırayım ben sizi onunla da. Gökçe hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Hoş buldum, sen nasılsın? Ben deyim. ya Çok uzun zamandır görüşmüyorduk. Çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Evet. Vesile oldu. Çok sağ ol. Hemen 2-3 gün önce yazdım. Ya Gökçe bu sergiyi konuşalım mı diye. Sen sergi başlasın da sonra, ben çünkü geçen hafta başlamadan önce ama bu haftaya kaldı. Nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun? Oradan başlarım istersen. Ee, e, Arhavi'de, e, ben Arhavi'de çalışıyordum o zaman bundan 5 sene önce. E, orada bir karşılaşmıştık, seninle bir küçük röportaj yapmıştık. Orada Mecit'le birlikte ahşap oyma üzerine bir röportaj yapmıştık, sen talep etmiştin. Ben Arhavi'ye geldim mi? ben Arhavi'ye gelmedim galiba ya. Evet bence sen sosyal medyadan görüp ya çok güzel bu işler var bununla evet, ilgili evet. bir haber yapalım mı diye talep etmiştin. Ben şimdi... de hatta ilk röportaj deneyimim gibi bir şey ya oldu. Ben şey hatırlıyorum ben çünkü ya ben işte Yeşil Gazeteydim o zaman. O zaman da böyle Hı -hı. işte şimdi YouTube programı için herkes atlayıp zıplıyorum hadi yapalım hadi yapalım diye. O zaman da işte hadi yaz hadi şey yap hadi haber yapalım diye Refika'ya demiştim. Refika Kadıoğlu buradan bir selam gönderelim. O da bunu Gökçe yapar dedi. Sonra sen gönderdin. İşte önce bir baktık. Ben size geri döndüm. Şöyle yapın, böyle yapın. Evet, evet. Be, enteresandı benim için de yani. Ya, Çünkü sorun hazırladığım röportajı. Yayınlandı. Çünkü böyle coşkunuz oturuyorum ben. Evet, yayınlandı. Asper ya. yayınlandı. çelik <laughs> Çeliktaş'ın böyle tahtadan oyma Salyan Gozları'ydı değil mi? Haber doğruydu evet, yani. Salyan gözleri vardı evet onunla bir giriş yapmıştık yani hani onun sanatı çok kıymetli ve tanınsın duyulsun da istiyorduk yani hani senin de çaban çok kaydeder Aslı çok değerli. sonunda Mecit ne, ne oldu? Yani duyuldu mu? Valla sanatçı oldu mu? olduğuna ikna oldu en sonunda. O kendisi değildi yani. Oldu. Evet kendisi o zaman ikna değildi. E sonunda ikna oldu. Şu an yani güzel takipçisi var. E, işler alıyor. Ahşap ilgili Doğu Karadeniz ahşap oyma sanatını yaşatıyor. E, Anadolu'daki diğer ustalarla iletişim kuruyor. Yani hani hep hayal ettiğimiz bir noktaya geldi yani. Hani onun adına ya bu başka bir boyut. sanatçının kendini inanması, kendini ikna alması bambaşka bir süreç tabii. Bu onunla ilgili bir şey. Evet. Sen evet. ressam olduğuna ikna mısın peki? Öyle, öyle gireyim ben şimdi kafadan. <laughs> Valla Doğa Derneği beni ikna etti buna <laughs> aslında. Ben de yani böyle Anadolu doğasında yabani yabani geziniyordum yani. Hani böyle çok seviyordum doğayla işler yapmak, koşmak, doğayı gözlemlemek. Ama hani bunu bu, o güne kadar yani Doğa Derneği'ne tanışana kadar paylaştığım alanlarda hiç karşılığını bulamadım. Yani böyle bir şekilde sevilmiyordu ya da şey oluyordu. E, hani sevenleri vardı ama böyle hiç e, bir şeyle örtüşmüyormuş gibi hissediyordum. Yani ne zaman Doğa Derneği'yle tanıştım? Bir anda onların o vizyonuyla doğayı gören bütünleyici bakış açısıyla böyle bir birleşti ve hani ortaya çok güzel işler çıkmaya başladı. Şimdi Enerjiyi biliyorum. de arttırdı, titreşimi de. Ya bilenler girdiniz konuya kardeşim bir önce bir düzenli anlatın. Biz anlamıyoruz, bilmiyoruz siz tanışın. Ortadan dalmaktan. <laughs> Biz tabii İyi arkadaş olduğumuz için kafadan öyle girdik. O samimiyette geçer izleyenlere zaten. Peki sen bu Mecid'in haberini yaptığın zamanlar resimle, ressamlıkla bir bağın var mıydı? O zamanlardan başlamış mıydı bu süreç? Başka bilmiyordum onu senin ressam olduğundan. Tabii olduğun ben e, lisede güzel sanatlar okudum, resim okudum. E, sonra da üniversitede fotoğraf okudum. Yani hep böyle bir e, sanattan gittim, sanat ve tasarımdan ilerledim. Ee, Ahrabideyken resim yapıyordum ama yani kendime yapıyordum böyle hoşuma gidiyordu Hani böyle çok da tepki alamayacağım ben bunu en iyisi kendime saklayayım demiştim yani ee, Ama sonra yolum Doğa Derneği ile kesişince Hani onlar böyle ya hani bunu böyle mi yapsak diye bana akacak böyle bir yol sundular ee, Yani su gibi akmaya başladım ben de hani sundukları yolda Doğada ee, akış gibi olmuş aslında senin de o Evet akış tarih. oldu o zaman Tarık. Doğan'ın özü sergisini konuşacağız. 4-23 Ekim tarihlerinde İzmir'de sergileniyor. Yerini söyleriz. Doğan'ın özü sergisini. Sen demin, tabii ben önce şey söylüyorum konuklarıma da. Önce bir kendini tanıt. Tanıtmış gibi olduk aslında. Yani Ona bir giriş yaptık bir sohbet ederken. Doğa Derneği'ne. Sen hep ondan vurguluyorsun sürekli. Tanışmanı. Hı -hı. Doğan'ın özü sergisi onun son çıktısı ama. Doğan'ın derneğinin kapısını çaldın. Geldin. Oradan başlayalım. Doğa Derneği'ne nasıl tanıştın? Ve o bu bu serginin evrildiği sürecine senden kısaca olayım Öyle başlıyor. Ee, yani ben Arnavutken e, o zaman e, işte Doğa Derneği de o zaman karşılaştık ve yani e, ya gökçe işte acaba bizim de şöyle bir işimiz var acaba sen bunu resmetsen mi acaba şunda ne düşünüyorsun gibi böyle küçük küçük şeylerle başladı. O zaman Doğa Okulu var e, Doğa Okulu Doğa Derneği'nin kurduğu kurdu. E, Anadolu'nun doğa kültürünü anlamak, işte sanatla bu doğa kültürünü, insanın doğayla kurduğu bağla, insanın inancını doğayla birleştirmesiyle kurduğu bir bu bağla yani hani doğa koruma nasıl oluyor, bin yıllardır insanlar nasıl yaşamışlar, nasıl bu kadar uyumlu yaşamışlar, bunu araştırmak için kurulmuş bir okuldu ve kurslar düzenleniyordu her ay. Ben bunu ben kursların afişlerini yaparak başladım. İşte dağ okulu vardı, su okulu var, kuş okulu var, gece okulu var böyle üç günlük içeriği olan. Hangi ee, seneydi ve neredeydi? Nerede düzenlenmişti? Hatırlıyor İzmir'de olsun. yapılıyor. Doğa Derneği'nin merkezi e, Seferihisar Orhanlı'da İzmir'de. E, galiba 2000, e, o, yani o, benden önce de tabii tanışmadan önce başlamıştı onlar. 2014'te başlamıştı. E, belki bir sene daha öncesi olabilir. Ben tanıştığımda 2016-2017'ydi. O seneye denk gelen kursların afişlerini yaparak başladım. Her ay bir kurs oluyordu. Ben de bana da küçük bir brief veriyorlardı. Ben de ondan böyle ne hissediyorsam yapıyordum. Ama yani beni en çok şaşırtan şey hani bir şey çiziyorum çünkü ondan önce de çalıştığım yerlerde bir şey çiziyordum. Mutlaka müdahale ediliyordu. Yani hani burası şu renk olsun. Bunu sevmedik. Bunu buradan çıkaralım. Bir şey çizdim ve kimse müdahale etmedi ve bana şey dediler. Gökçe bu çok güzel. Allah Allah dedim. Nasıl yani? Herhalde tesadüf falan. İkinciyi çizdik. Ee, Gökçe bu da çok güzel falan Allah Allah yani nasıl yani benim gördüğüm o düşün o hayalin acaba örtüştüğü bir hayal mi var böyle bir şey de mümkün müymüş diye düşündüm ve sonra böyle ilerledi yani e, ben bu konuda Doğa Derneği'ni şu anlamda çok takdir ediyorum yani e, bir sanatçıya e, kendi özgür düşünme alanını istediği tekniği kullanarak yani ben resim yapıyorum ama ben şu an yani ben bir kilimde okuyacağım derdi bir kilimle anlatacağım desem yani herkes çok heyecanlı, hadi Gökçe yapalım der, yani bütün teknikleri açık, bir e, sanatçının tüm düşünce alanlarını açık, böyle bir alan açtılar bana e, ve sonra şeyi fark ettim, yani sanat bölümlerinden mezun olan insanlara böyle bir alan açılmıyor, yani hep böyle müdahalelerle dolu, e, herkes kafası, yani bir sanatçıyı ve daha çok operatör gibi kullanmaya çalışıyorlar, yani sanatın özgünlüğünü bir, bir bıraksalar yakalayacaklar ve sanatın çeşitliliğini de yakalamak lazım, yani ben resim yapıyorum ama... Sanatçılarla, sanat teknikleriyle, sanatın ifade biçimleriyle yani pek çok alan buluşmalı. Biyoçeşitlilikle resim şu an nasıl buluştuysa heykelle buluşmalı, müzikle buluşmalı, Göbekli Tepe'yle e, müzisyenler buluşmalı. Belki Göbekli Tepe'nin müthiş bir müziği çıkacak ortaya yani. Ya da böyle müthiş bir dansı çıkacak. Yani hani o farklı ifade biçimlerine yer vermemiz lazım. Ee... Bizim Doğa Derneği ile birlikteliğimiz böyle başladı. Daha sonra ben gitgide gide böyle e, işlerim artmaya başladı Doğa Derneği'nde. E, aslında en başlarda özgün olsun diye hep elde çizmeye özen gösterdim. Çünkü çok dijital bir dünyada yaşıyoruz ve her şey bilgisayarda yapılıyor. Hani ben böyle şey düşündüm, biz özgün olmalıyız. Biz elde çizelim, tek kopya olsun, dokusu olsun, kağıdın dokusunu hissedelim. E, onunla çıktık ama şu an tabii ki bilgisayarda çizim yapıyorum. Çünkü artık işler hızlandı ve kontrol Z'ye ihtiyacımız var. Daha sonra bu çizimler projelerde Doğa Derneği'nin projelerini resmetmek üzerine bir şeye dönüştü. Yani projelerin bir kısmında da hadi bu projenin bir de resmini yapalım denmeye başladı. Ya yani ben araziye gidiyorum. Mesela bu Aydın Çine'de zeytin meraları arazisini yaptık. Benim yaptığım ilk büyük iş dernekte 15 tane sulu boyadan oluşuyor. Bir zeytini bir senelik döngüsünü çizdim. İşte kim var yanımız işte Bulut var video çekiyor, Mahmut var fotoğraf çekiyor, Raziye doğa kültürü uzmanı, Adem var kuş uzmanı ee, ve ben varım. Ben arazi geziyorum yani bir sanatçıyı alıp arazide gezdirilmemiştir bence bugüne kadar ve gezerken şey diyorum arkadaşlar şu an galiba bir şey ilk defa yapıyoruz. Ben oturuyorum eskiz yapıyorum ee, yani bir zeytinin döngüsü çizeceğim ama bana zeytini anlatıyorlar. Ee, zeytinin yanındaki hayıtları anlatılar, kermes meşelerini, işte Adem e, ala kargaları anlatıyor, kuzgunları, kartalları anlatıyor. Yani bir Akdeniz ekosistemini her haliyle tanıyoruz. Yani suyun olduğu alanlardaki işte bitki çeşitliliğine bakıyoruz. Bir bitkinin dört mevsimine bakıyoruz. Ben dedim ki ben zeytini tek başına zaten çizemem ama işte kınalı kekliği olmadan da çizemem. Ladeni olmadan, kermes meşesi, keçisi olmadan çizemem yani. Hadi bunu inanılmaz kapsamlı çizelim diye hepsinden bilgi alarak böyle bir e, çalışma yaptık. Sergide o da var. O, orijinal olarak 15 çizimi de çerçevelettik. O da var. Daha sonra e, bu koruma çalışmalarının e, bir çıktısı olarak da e, resmetmeye başladık. E, yani bunun dışında mesela benim de çok ilham aldığım ya Arkadaşlar Tuz Gölü'nün bir derdi var. Yani bunu acaba başka türlü nasıl anlatabiliriz? Hani ben de artık rahat duramamaya başladım. Yani böyle e, bunu başka türlü anlatmaya ihtiyacımız var. Hani iş proje benden, talep edilenden çıktı. Hani bunu ifade edilmesine ihtiyacı var. Bunu nasıl yapsak? Acaba doğayı burada daha iyi nasıl anlatabiliriz? Bir derdi var e, diye e, başka çalışmalara da dönüştü yani. E, yani sergi bunları ya, da kaptırıyor. Özgürlük alanı verilince sanatçı da uçtu gitti kuş oldu. Uçtu gitti. Öyle bak evet. öyle anlıyorum şu anda çünkü evet, evet, canından fark ediyorum. Ya. Çok mutlu olmuşsun o sana verilen o özgürlük alanından. evet, ve yaptıklarından evet, işte sürekli yani çok iyi oldu demesine. Ben de gazeteci olarak işte, ama bu ekolojiyle alakalı bir şey yokça bence. Ben de Yeşil Gazete'deyken, Yeşiller'deyken orada hep haberlerimin işte övülmesi, çok iyisin, çok iyisin. Çünkü ben hep eleştirilen bir insandım, aynı şeyi yaşadım işte ben de. Ya dur nasıl yani bu kötüdür herhalde çünkü ben yaptım. İlla kötüdür çünkü daha önce öyle bir kurguyla gelmişiz. O kırılınca başka bir yere gidiyor insan işte. Onu da doğanın içinde olan insanlar, ekolojide giden insanlar belki de yaratıyor. Bilmiyorum şimdi. Senden duyunca böyle bir coşkuyla benim de aklıma o geldi. Ne kadar doğru emin değilim ama. Evet evet. Bir hissettim. de e, şey de var. Yani doğada bilgi o kadar heyecanlı ki yani bunu doğanın neşe kaynakları olarak tanımlayabiliriz. Yani sana neşe veriyor ve sen o neşeyi sıkıcı bir şekilde anlatamazsın yani. Hani o bilginin, o coşkunun coşkulu bir biçimde anlatılmaya ihtiyacı var. Hakkını vererek özgün bir biçimde anlatılmaya ihtiyacı var. Bunun için de çaba göstermek gerekiyor yani tasarım. Bir çaba gerektiriyor yani. Ben onu olduğu gibi aktaramam yani. Hani e, o heyecanını aktarmam lazım. Daha da çeşitlemem lazım. Bana hissettirdiğini anlatmam lazım. E, yani o anlamda doğanın neşe kaynaklarına düşünüyorum ve çok önemsiyorum yani hani onu paylaşmamız lazım. Peki Doğan Özü sergisinde bu Doğan neşe kaynakları tuvallere resme yansıdı mı? Nasıl nasıl hissediyorsun? Şimdi dördünde başladı. Biz şu an yedisinde çekiyoruz. Üç gün oldu. Gelenler, gidenler, eleştiriler nasıl duygu halin şu anda? Vallahi çok güzel, çok güzel tepkiler aldık. Ee, bazı çizimlerde çok böyle duygulananlar oldu. Bazı çizimlere ya bu çizimi böyle demişsiniz ama bence bu çizimin adı bu olmalı diye böyle yeni isim önerileri getirenler oldu. Ee, şey daha önce hiç böyle düşünmemiştim diyenler oldu. Ee, bu sergi gezmeli diyenler oldu. Hani İzmir'de kalmasın, İstanbul'a da gelsin, Ankara'da gitsin diyenler oldu. Hani yayılmalı, daha çok insan görmeli. Çok güzel tepkiler aldık yani. Şeyine bakacağız yani, hareketine bakacağız serginin şimdi. Nereye doğru gider. Ama bunu paylaşıyor olmak, açmak çok önemli. Biz de hepsini bir arada ilk defa gördük yani işlerin. Çünkü dağınık dağınık, beş senelik bir işlerden oluşuyor yani. Biz de hepsini bir arada gördük. Hakkını vererek bastık kocaman. Yani i̇nsanlar şöyle, sanki ben bu resmin içinde yaşıyorum gibi falan. Aslında hakikaten resmin içinde yaşıyoruz yani. Şimdi, iyi ki de şimdi çekmişiz, kaydı yapmışız. Bak, bir sanatçı dinlemek gerekiyormuş. Çünkü ben <laughs> seninle geçen hafta konuşacaktım. Senin o telaşın, ne olacak, ne bitecek endişelerin belki o yansıyacaktı. Ama şimdi evet. coşkun, mutluluğun yansıyor. Oyunun evet, evet o geri dönüş çok güzel oldu. Şimdi... Geçen hafta da endişeliydim. Hem sergi stresi hem de böyle de çok kameraya Çünkü alışık değilim. O endişe sohbet. sanatçı için yani olması gereken bir şey galiba ki o işini daha iyi yapsın diye olması gereken bir şeydi ya. Ben sanatçı değilim ama kendi gözlemlerimden bunu söyleyebilirim. Şimdi ben Eko Aykü'nün haberine baktım sergiyle alakalı. Seni şöyle adlandırmış Eko Aykü. Doğanın dilini resme dönüştüren sanatçı demişler sana. Öyle misin? <laughs> ben de şimdi duydum. Yani bilmiyorum. Yani öyle olabilirim de hani kim nasıl görüş, demin anlattıklarından düşünüyor? da çok güzel bir tanım yapmış Eko, Eko Aykü'deki arkadaşlar. Onlara da bir selam göndereyim ben Barış'a ve diğer arkadaşlara. Kuratörü de Özcan Yüksek. Bizim evet. Özcan Yüksek'imiz, masalcımız. İşte evet. nerede yapılıyor sergi, Küratörü kim, nasıl gelebilir insanlar, onları da bir anlatalım. Çünkü bizim aslında isteğimiz, sen öyle çünkü, resim resim anlatmak. Ona geçmek için de bu bilgileri veririm kısaca. Sonra asıl konuya geçelim istersen. E, sergimiz İzmir, Ahmet Adnan Serg'in kültür merkezinde. E, galeri her gün açık, sabah 7'den akşam 5'e kadar. E, Küratörümüz Özcan Yüksek. E, Özcan abiyle de ben ilk defa çalıştım. E, çok böyle keyifli oldu yani. hani e, Fikrimizi açtık böyle, hani ben onu anlattım. E, aslında işlerin isimleri yoktu. Ne isim vereceğiz diye düşündüm. O bana böyle... Sözcüklerin imgelerinden bahsetti. Yani aslında her sözcüğün bir manzarası vardır dedi. Yani hani biraz o manzara üstünden isimlendirmek lazım dedi. E, sergiyi gezenlere biraz isimlerine de bakmalarını öneriyorum. Yani hani nasıl zihinlerinde bir imge çizdiğini e, görmek anlamında. E, sergide Özcan abi bir de bir... E, biz gorilin e, fotoğrafını koydu çok büyük bir şekilde bir e, şey e, bir kafes telinin arkası sadece eli görünüyor detay olarak yani böyle bir sergiyi gezerken bir anda şu anda e, Afrika'da bir kafesin arkasında olan gorile de o da şu anı böyle yaşıyor yani biz sergiyi ama kafesin arkasından hayvanlar var Onları da bir hatırlamak o gerçeklikle de yüzleşmek için bir dokunuş yapmak istedi bir görüntü katmak istedi Özcan abi evet sergimiz 4 23 Ekim tarihleri arasında olacak biz de arasında gitmeye çalışacağız biraz işler yoğun ayarlamaya çalışıyoruz yani sen sen orada <laughs> olabiliyor musun diyecektim yani her zaman oluyorsun galiba sürekli orada mı? Her zaman olamıyorum. Ama e, şey e, bu hafta biraz yolda. Önümüzdeki haftadan itibaren gideceğiz yani. Peki şey düşündünüz mü? Sergi sırasında paneldir, oturumdur, anlatalım gibisinden bir şey. Yani bu süre zarfında. Yok düşünmedik. Yani bu derneğin e, ilk yani böyle bir resim sergisi. Daha önce de açtı resim sergisi. Yani bizim için de bir ilk deneyim oluyor. Benim için de bir ilk deneyim oluyor. Belki o ihtiyaçlara göre bir sonrakinde ne yapacağımızı daha iyi belirlenebilir. Belki öyle bir Demek ihtiyaç hissediyorsak. Işte onu diyorsak. da biz karakter olarak biz yapıyoruz. Çünkü senin bu heyecanını görünce şey bile düşündüm. Her resim için bir seninle görüntü alsalar, video yanına da koysalar. Yani onu ona bakan bir de onu yaparken ne hissetmiş Gökçe de hissetse. Sen resimlerden bahsedin demiştin. Öyle yapalım. Evet. Ona geçelim şimdi. Bir ilk benim şeyim var. Onu konuşalım. Bu Özcan Yüksek'in her zaman dediği bir sözcük öbeğidir o. Onu da resimlemişsin. Ondan başlayalım. Her zaman iyiler kazanır ya da herkes kaybeder. Burda başlayalım. Ya bu çok güzel bir söz Özcan abinin. Biz bununla ilgili bir podcast yaptık e, dernekte. E, ona yani o kadar güzel bir söz ki bunu böyle yazarak vermek yetmez dedim yani hani e, aslında biraz şu şeyden de bahsetmek istiyorum alfabelerden, Anadolu'nun dilinden. Yani bir resim yaparken aslında bir yeni bir dil de icat etmek lazım. Bir işin özgün olabilmesi için yeni bir dil icat etmek lazım. Anadolu tam bir e, şey yani hani o kadar zengin ki yeni diller icat etmek konusunda. Yani ne bileyim mesela türkülerin kendi dilleri inanılmaz. Mesela kilimin bir dili var yani orada renklerle, motiflerle orada bir destan yazıyor yani. Hani ee, Anadolu Kadını orada bir destan yazmış yani okuman lazım yani görmen lazım mesela o taşlardan yapılan köylerdeki çitlerden e, tarla sınırlarından hepsinin dokuması farklı her her usta başka yapmış ve o ustalıktan onun hangi yörenin taşı olabileceğini hissetmeye çalışıyorsun yani e, o yüzden bu e, görsel hazırlarken ya Artık böyle Türkçe konuşmasak, ağzımızla konuşmasak da artık böyle biraz daha sembolik bir dile mi gitsek? Dokunarak mı iletişim kurmaya çalışsak? Yani e, çünkü konuşmak çok kolay bir şey. Çok hızlı bir şey. Artık günümüzde bilgi çok hızlı kaynağından hemen çıkıyor ve tüketiliyor. Hemen görüyorsun. Yani çok doğru da. Gördüğün şeyden bilgiyi alıyorsun. Ama gördüğün şeyi duymaya çalışmıyoruz. Yani duyuyorsan e, e, kulağına geliyor ama e, biraz o duyguları karıştırdığımız zaman mesela duyduğu şeyden görsel bir şey yapmak Mesela bir şair konuşurken müthiş bir resim çiziyor yani. Zihninde o kelimelerden bir resim çiziyor yani. O yüzden o duyguları karıştırarak ki Anadolu hep bugüne kadar böyle vermiş bilgiyi. Yani hiçbir zaman doğrudan vermemiş. Çünkü e, bazen görsel bir şey gördüğüm bir şeye e, Görerek gidemezsin yani üzgün bir insan sana neşeliyim dese bile onun gözlerinden onun üzgünlüğünü anlıyorsan yani inanmıyorsun konuştuğunu onun. Hani senden o bilgiyi gizliyor olabilir yani önemli olan onu görebilmek yani. Ee, Anadolu sanatları da böyle bir şey. Ben bu e, resmi çizerken de e, acaba böyle kelimeleri ne kadar soyutlayabiliriz? Tekrar o en başında Lumiler'in yazdığı biçimde. Çatalhöyük'te anlatılan biçimi acaba döndürebilir miyiz? Yine o bilgiyi verebilir miyiz diye düşünerek yazdım yani. Ama yeterince soyutlayamamışım hala çok okunur durumda. Demek ki daha da soyutlamak lazım. Ama yani orada bak ee, orada daha geyikler mi var, horoz mu var, bir insan var, salyangoz var. Birçok şey de var ya aynı zamanda. Şu anda bakıyorum ben de resmen. harflere evet, tek tek bakınca belki harf olduğu anlaşılmıyor ama hepsi bir arada. Ha, her harf bir şeye dönüştü mü? Öyle mi? Dönüştü evet herhalde başka bir şey dönüştürmeye çalıştım. Peki bu resmin bir adı var mı? Hepsinin bir isim var dedim. Buna bir isim koydunuz mu? Ee, bunun adı e, şey her zaman iyiler kazanır. Sonunu söylemeye gerek yok <laughs> ya da herkes kaybeder. Yani sonunda Şimdi, iyiler kazanacak. O zaman ikinci resim için bir Adanalı olarak Yaşar Kemal'in eline şöyle koyup bir doğaya baktığı bir çok harika bir resim görüyorum karşımda. Önce onun ismini sonra da hikayesini dinleyelim mi senden? Ee, Anadolu Esin'i e, bu resmin adını. Çünkü e, Özcan abi de bunu önerdi. E, çünkü zaten Yaşar Kemal dedi. Yaşar Kemal dememize gerek yok dedi. Gördüğü zaman Yaşar Kemal olduğunu anlıyorsun dedi. Yaşar Kemal bir Anadolu Esin'i. Dün doğum günüydü. E, buradan Yaşar Kemal'e selam olsun yani. Hani Çukurova'ya da selam göndermek çok isterim. E, sorarsanız Çukurova'da çok vakit geçirmedim. Yani e, ben bu çizimi e, yapmam gerektiğinde ya nasıl yapacağım dedim ben Çukurova'ya gitmedim, <laughs> görmedim, görmediğim şeyi hani bir iki kere gittim ama yani Çukurova'da gezmek lazım. Ee, nasıl çizeceğim diye düşündüm. Bayağı bir e, Yaşar Kemal'le ilgili ne kadar şey varsa okumaya, araştırmaya çalıştım, dinledim. Ee, onun sesinden şiirlerini dinledim. Ee, o zaten yani Yaşar Kemal konuştu müthiş bir şey çiziyor yani hani zihninizde müthiş bir e, görsel çiziyor. O biraz onlar üzerinden yürüdüm yani. Onun Çukurova'ya baktığı bir şekilde hayal ettim. Ee... Yani ben işte Adanalıyım ve Yaşar Kemal'in hep bahsettiği Anavarza Ovası, Anavarza Kalesi. Benim köyüm o kalenin dibinde hemen. Benim de o yüzden zaten mahlasım Anavarza. Hep sosyal medyada onu kullanıyorum ben. Çok da güzel olmuş. Sonraki resim afişin, yani sergi afişinde olan bir resim vardı. Şuradan hemen ben de bulayım onu. Onun hikayesi var. Böyle ağaçlar, dallar, yapraklar ya dallar uzuyor gibi de sen anlamışsın ki bir de güvercinler galiba kökten yukarı doğru uçuyor diye. Ben çok amatörce bir resim bilgisi olmayan biri <laughs> olarak söyleyeyim. Onun da adını ve hikayesi alayım mı senden? E, hangisi ben onu şey yapamadım. Bu tabak ya içerisinde bu, içerisinde o. Bu Twitter'dan paylaşılan sergi duyurusunda kullanılan resmi söylüyorum aslında. Ha tamam. <laughs> ee, bu e, bu resim e, aslında biraz böyle e, şeyi anlatıyor. Yani hani biz hep aslında resimlerin çoğunda biraz böyle şeyi görmek istiyorum. Yani biz şimdi gözümüzün görebildiği ve tanık olduğu bir ana ve zamana ve o görselliğe tanıklık ediyoruz ve sanıyoruz ki burası başlangıç, burası aynı zamanda bir son. Oysa ki bir nehirin ta dağların doruklarından doğduğu bir anı var. Denize döküldüğü bir anı var. Yani e, hepsini bütünleyici bir şekilde görmek lazım. Mesela bu da Doğa Derneği'nden e, öğrendiğim bir şey. Yani bugüne kadar bize o kadar çok yani bilgileri doğanın bütün bilgisini o kadar parçalayarak vermişler ki bize biz onları bir yere getiremiyoruz. Yani mesela zeytinle ilgili bir afişte sadece bir zeytin tanesi de bir zeytin dalı oluyorsa ki zeytin uzayda boşlukta dolaşan bir ağaç ya da bir tane değil yani. Zeytin Akdeniz ekosisteminin bir parçası yani o kermes meşesiyle, ala kargasıyla, zahkumuyla bir bütün yani. Bu resimde de yani biz nehirin bir anına tanık oluyoruz. Mesela Seyhanlı, Ceyhan'ın Çukurova'da küçük bir anına tanık oluyoruz ama o ta nerelerden neler getiriyor. Yani mesela Akdeniz'de bu kadar güzel bir mozaik kültüründen bahsediyorsak, mozaik sanatından yani büyük akorsuların ta uzaktaki dağlardan getirdiği renkli renkli taşların büyük etkisi var. Mesela Karadeniz'de bunu yaşayamıyoruz yani Karadeniz'de çok hızlı dereyle buluşuyor yani nehirler. E, o anlamda mesela e, ovalar, bir Çukurova e, ya da e, Göksun'un küçük deltası, Gediz'in, Gediz deltası yani o kadar uzak yollardan o kadar çok şey getiriyor ki tohumlar getiriyor, çeşitli topraklar getiriyor. Bir de yani aslında su olmak lazım yani. E, biraz nehiri anlayabilmek için. Yani hani gözünü kapatıp sen dağın doğruğundan doğmuşsun. Farklı farklı kollardan seni besleyen su arkadaşların olmuş. Ve akıp gidiyorsun. Yani suyun içinde kadar çok canlının hakkı var ki yani. tilkilerde tilkiler de geliyor, ayılar da geliyor, bitkiler geliyor. Tohumlarını götürüyorsun. O zakkum alıyorsun, şuraya bırakayım diyorsun yani. Oraya bırakıyorsun. O yüzden delta'da toplanan şey bir bilgi birikimi. Ee, köylerden geçerken su insanların kültürlerini duyuyor. Belki kilimini orada yakıyor. Belki kök boyasının suyunu oradan çekiyor. ya yani tüm o bilgi geliyor. Delta'da toplanıyor. Delta'da binlerce kuş besin oluyorsun yani. Sonra o kuşlar göçüp gidiyorlar Afrika'ya. Afrika'ya giderken o konuşulan dili de götürüyor aslında. Ve sen oradan bir nehir olarak Ege'yi besliyorsun. Ege'den Akdeniz'e ulaşıyorsun. Akdeniz'in kıyı ülkelerini geziyorsun. Yani böyle düşündüğünde yani su olduğunda aslında bütün mevzuyu daha iyi görmeye başlıyorsun. O yüzden hani bir e, akarsuyu havzasıyla birlikte hayal etmek lazım. Ta en başından e, en sonuna kadar, denize döküldüğü yere kadar, beslediği canlılara kadar. Bu resim biraz onu anlatıyor. Yani bir İsmi neydi? Anlatıyor. Ben anlatıyor. galiba. İsmi neydi bu resmin? E, bu resmin e, ismi şu an e, hatırlayamadım bir dakika. Şeydi o kadar ya. Bu resmin adı Gediz Halısı. Yediz halısı. <laughs> evet. Bu ben bir halı çünkü. Bir şey yaptım. Kendimi ayıpladım şimdi. Ben dedim sana bu ne bu ne diye de. Sen kendi yönünden geçen sırayla yap istersen. Şey, burada kendimi durdurayım. Hangi resim anlatmak istiyorsan bana da bir tarif et. Ben de buradan bakayım. Sıradaki resim hangisi olsun? Gökçe. Bence evet. Mersin'le ilgili bu yedi numara var ya onu anlatayım. Küçük Akbaba'nın rüyası. Çünkü Mersin'de yaptığımız bir proje. Onun görseli. Tamam. Tamam. Çok güzel olur. Tamam. Mersin'le, Adana'yı Adanalı'yım, Adana'yı anlattık. Mersin'de hı hı. yaşıyorum, şimdi Mersin'de de. Hı hı. Tabii çok daha başka, çok resim var. Onu da söylerim buradan izleyenlere. İzlemek isteyenler. Ama şeyini ben burada sana önereyim. Çok güzel anlatıyorsun resimleri, hikayesini. Sen bunu da sahnede, doğa bu bir şey olabilir, bilmiyorum. Bak onu şu an seni dinlerken. Ben anlatıyorsun ki öyle bir şey de olabilir bak Gökçe. Sana bunu önermiş olayım ben. Sen bu hı. neydi adı? Ne akbabasıydı? Küçük Akbaba. Onu dinleyelim senden. Ee, bu, bu resim de bizim e, Doğa Derneği'nin e, çalıştığı türlerden birisi. Çok uzun zamandır çalıştığı türlerden birisi. Küçük Akbaba. E, Küçük Akbaba dünyada nesli tehlike altında olan türlerden birisi. Küresel ölçekte. Ve e, Türkiye'de yani pek çok alanda yaşıyor ama biz Beypazarı ve e, Mersin'de çalışıyoruz. Mersin'de bölge sorunumuz Turan Çetin çalışıyor. Ve biz bunu konar göçerlerle çalışıyoruz. Konar Çünkü küçük akbabalar konar göçerleri takip ediyor. E, bu resimde de biraz yani e, bol karları yani e, bol karları biraz böyle e, küçük akbabanın zihni olarak hani sanki dağların formu küçük akbabanın formuymuş gibi hayal edip. E, ve... E, kendi kültürü içerisinde dağların, Küçük Akbaba'yla birlikte, göçerlerle, keçileriyle, koyunlarıyla birlikte, işte vaşakların, e, geyiklerin birlikte yaşadığı bir alanı çizmek istedik. Yani aslında bu gerçek bir bilgi. Ama bu aynı zamanda sağlıklı bir ekosistem içinde Küçük Akbaba'nın da rüyası. Bu resmin adı Küçük Akbaba'nın rüyası. Çünkü Küçük Akbaba da yaşamak için böyle bir sistem hayal ediyor. Yani... Dağıma gideyim, başaklar olsun, koyunlar olsun, konar göçerler olsun, göçeden aileler olsun, o kültürüyle birlikte yaşamak istiyor. şey olarak çok güzel, yani müthiş bir bilgi bu, konar göçerlerin yaşadığı. Çünkü çok güzel bir ilişkisi var. Yani biz gidip şeylerden dinlediğimizde, çobanlardan ailelerden müthiş bir kültürünü de yaşıyoruz yani küçük at babanın. E, bu proje kapsamında e, Sarıkeçililerin kılavuzu aslında Küçük Akbaba evet. değil mi? Evet. Öyle diyebiliriz. E, Akkerkez, Ayrankerkez de diyorlar. Yerel adlarını öğreniyorsun. Ve çok seviyorlar mesela Küçük Akbaba'yı. Biz gidip onları işte nesil Tehlike altında olduğunu anlatıyoruz. Ee, bazen hani bazı çobanlar sürüyü korumak için ama kurtlardan başaktan korumak için zehirli et atıyorlar. Ee, ama onu atarlarsa küçük akbabaların işte kuzgunların, kargaların da onu yediğini tilkilerin, çakalların da öldüğünü anlatıyoruz yani. Ee, e, böyle bir şey yani. Çok, çok sağ <laughs> ol. Gökçe. Ben burada şey diye okudum haberlerde. Bu Sergideki resimlerin geliri Doğa Derneği'ne kalacak. Onu da buradan vurgulamış olayım. Bir de özel evet, teknik karımın. özel teknik hep vurgulanmış. Özel teknik nedir? Nasıl yaptın bu? Yani resimlerin bir tekniği mi var, ayrı bir şey mi var? Öyle demiştik. Ee, yani bazıları işte dijital bazılarını elde çizdik. Bazıları fotoğraf üstüne manipülasyon teknikleri var. Ee, gelince görürler yani Allah böyle bir fotoğraf yok. Şimdi fotoğraf gibi görünüyor ama hani fotoğraf değil yani onu böyle e, photoshopta oynayarak falan yani biraz böyle değiştirdiğim için manipüle ettiğim için güzel oldu. Aslında Katmak istediğim başka şeyler de vardı. Olmadı belki ikinci sergide daha kapsamlı olur. Ya belki gerçekten bir gün kilimle de katılabilirim yani. Sepetle de katılabilirim. Böyle şeyler de hayal ediyorum. Ee, herkese iyi seyirler diliyorum yani. Herkesi bekleriz. Yeni ee, umarım bitiyor. başka şehirleri de gelir. Yeni sergiler fikri de var. Sana bundan sonrasını sormuyorum. Çünkü bir daha kork etmek istiyorum seni. O yüzden sormuyorum Hı. onu da söyleyeyim. Bu tamam. arada serginde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Derneği'nin ortak desteğiyle evet. olduğunu da ben vurgulayayım buradan, onu dokunma okuma vermeyeceğim. Evet. Gökçe Sümerkan'ın konuğumuz. Doğanın özü sergisini, doğayı anlatma sanatı ve doğanın imgeleri alt başlığı sergiyi konuştuk Gökçe ile Gökçe Karetta'nın da bir mantrası var. Her programı ben bir mantrayla bitiriyorum. Ve senin yaptığın program? 80. program bu arada. Onun da bilgisini vermiş oldum. 80 olabilir. günde devre alem. Aynen öyle bir şey de oldu. İki hafta yapamıyordum. Çünkü işte iki yıl dışındaydım. Şu bu işlerim vardı. Matramızı söyleyerek bitirelim. Karetta. Ağır ağır ama sebatla. El ile, göz ile, diz ile. Bir araya gelince elbet söz ile. Sözü söze ekleye ekleye muhabbet ile. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Teşekkürler. Bu program Kültürhane ve Saha Derneği işbirliğiyle hazırlanmaktadır.